şu an pikfik başladı. Pikfik başladığı için 6 öğün yapıyorum. 9'da kalkıyorum. Geç kalkıyorsun. Ben de öyle. Hiçbir zaman erken kalkmam. Daha önceki yarışmalarımda fiziksel olarak zorlanıyordum. Bu sefer mentalite olarak yani. Amerika'da koçlar gerçekten vücudu tam zorluyor. Çok düşük karbonhidrat, çok düşük yağ. Normalde aldığım yağın 10'da 1'i. Normalde aldığım karbonhidratın 5'te 1'ini falan veriyorlar. Ama Romanya'da istediğimiz başarıyı aldığımızda olimpiyada top altı yapabileceğimiz falan gördüğümde çok modum yükseldi. O mentaliteyle devam. Bir de bu yarıştan sonra ara vereceğim. Neler yiyeceğimi düşününce rahatlıyorum. Bu yarışmayı ilk kez Emre de yok. Eşimle gideceğiz bakın. Tamam. İki kişiyiz. İlk defa olmayacak yani ama ilk defa ikimiz gideceğiz. Emre olmayacak. Olmuş. Emre'nin yerini ne kadar tutabileceğim. O zaman da hep ekipteki herkes var. Kafa dinleyelim dedik abi. Evlendiğimden beri diyetteyim. Kanıma da böyle aldım. Emre motivasyonu. Tatili hak ettik valla. Gerçekten vallahi. Hak ettik. Sifonu elde kuruyoruz. Meşhur bütün yemekler restoranlarını araştırdım. Sahil belgesi orada böyle balıklı pilavlı bir şey yapıyorlar. Şimdi unuttum. Meşhur bir yemeği var. Böcekli böcekli onu bileneyim diyorum. Koç şok oldu benim vücuda. Hayatımda kaç yarışmacı hazırlıyor abi. Hayatımda en yüksek karbonhidrat yedirdiğim kişi sensin diyor. Canlı yayın açtı diyor. 3 tane poz uzmanıyla hanım çeviriyor bana tabii. İyisi yok. Bu Omar çocuğa... Ventura koçla çalışmaya başladığından beri sistem biraz daha değişti tabii. Ya çok da değişen bir şey yok aslında. Hani yok süper set yok, drop set yok. Hani onlar girmedi çok. Sadece yine normal split şekilde. Çift bölge, bir ufak bir büyük adele çalışıyoruz genelde. Biz sert antrenman seviyoruz, ağır yani. Max tekrar, 4 set, 5 set, max ağırlık. Peki bu adamla çalışmasaydın bu işi çözebilir miydin tek başına? Abi şöyle, böyle bir detay alamazdım. Çünkü benim kafamda hep bu size konusuna çok takılıyorduk. Mesela gece görüntülü koçla konuştuk. Ha. Tatlı falan yiyoruz çünkü hani. Şu şekerli şurup döküyorum pankekin üstüne. Koç dedim, suyu ne yapayım? Su için ne korkuyor musun dedim. Evet dedim. Sen bu formu su içerek bozabileceğini mi sanıyorsun bu saatten sonra dedi. Hazır forma hiçbir şey yapamazsın dedi. Allah Allah. Ağzın canın su istedikçe vücudun su yudum diyeceksin dedi. Çünkü yarışma 13 saat varken bana tatlı yedirdi mesela. 3-4 saat sonra bir burger daha yedirdi. Şu an ama bilgi birikimim çok arttı mesela hazırlansam şu an. Belki kendim de aynı formu tutarım ama bir de çok rahat bir abi. Hiç plan kurmuyorsun. Adam ne derse onu yapıyorsun. Düşünmüyorsun. Düşünmüyorsun ve şu an men's fizik dediğim bir dünyada kime sorsan ilk üç gösterecek koçtan biriyle çalışıyorsun. Olimpiye direkt geliyor. Öğün bile hazırlıyor sana. Özel yemekler yapıyorsa onu yükle diye falan. Zaten hayalimde hep önder gördüğüm kişilerle takipleşmeye başladım. Bu Jeremy Potvin olsun. Andre olsun. Zaten bu yarışmadaki olimpiyede yarışan 10 tane sporcu vardı. Hepsiyle takipleştik, sohbet ediyoruz. Mesela şey çok hoş oldu. Backstage'ler tamam mı? Bakıyorum şimdi bizim görüş açımızda. Bakıyorum. Ulan herkes Furkan'a bakıyor tamam mı? Yok böyle şimdi yürüyor falan. Andre böyle. İşte öbürleri şöyle falan. Geliyorlar işte Furkan'a diyorlar sen işte geleceğin olimpiyasısın. İşte domine edeceksin falan. Hani... Çok her şey böyle olumluydu yani ne bileyim. Andre'yi o kadar bilendik podyumdan içeri girdim abi. Ha. Yemin ediyorum ısınma yalanına başkasını almadılar bu birlikte. Geldi direkt bana sarıldı. Hiç sanki... Tanımıyorsun ben. Hiç. Sarıldı böyle. Dedim burada 46 için özür diliyorum hani küfürler falan. Ha. Güldü mü? Güldü. No problem diyor no problem ama big fan diyor Türk. Sonra tartı vardı abi, onu hiç unutmuyorum. Tartılıyor bizim rakipler. He. Bir tane rakibim çıktı 107 kilo tartı, tamam mı? Andre çıktı 86-87 bir şey. Ben çıktım 74. Andre dedi ki, bizim Emre'lere falan geliyor. Adamım sen dedi git biraz daha yemek ye, öyle gel diyor. Ya bu şimdi sporu herkes yapar abi. Dumbbell'ı spor salonuna girip kaldırmak dünyanın en kolay şeyi. Hem de dünyanın en keyifli işi. Bunu herkes yapar ama diyeti de belli bir kısma kadar herkes yapar ama orada belli diyetin son bir ayı böyle farklı bir diyet uyguluyorsan gerçekten profesyonel bir yarışmaya hazırlanıyorsan ki ben bunu ilk kez hissettim. Ben Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu, pro kartım var. İlk kez bu yarışmayı hissettim. Farklı bir mentaliteye giriyorsun. Acaba başaramayacağım mı? Benim vücudum buna yatkın değil mi? Bunları 52 geceleri ben bunu düşünüyorum. Acaba genetim çok yatkın ama bu spor için ben yetenekli biri değil miyim? Başaramayacağım çünkü gibi hissediyorum. Hatta gece ağlama seansları bile oluyor. Birden böyle duygusallık basıyor. Şey olacağını düşünüyorum bu yarışmada bir olursam falan. Türkiye'deki popülerite yurt dışına da açılmaya başlayacak. Bugün ne yarın zor. Sonra yüklemeye başlıyoruz.
Orada olay işte. Başlayacağı için şu iki günü atlatma peşindeyim açıkçası. Geceden hazırladığımız öğünleri istiyoruz. Bu iki öğün. Yani ailenin hazırladığı öğünler. Ben sadece ısınımda görev alıyorum genelde. İkimiz de mimarız. Eşim de ben de. Ben mimarlığı tabii sadece mezun olana kadar. Ondan sonra çok şey yapamadım, üstüne düşemedim bu yarışmalardan. Abi 60 gram orada şey var, pirinç. 170 gram tavuk katacağım. İlk öğünde buradan kontrol ediyoruz. İkinci öğünde... Birinci öğünde bir bölü kap, iki kap da ıspanak varmış abi. Diğer öğünleri böldüm, bu sabahkini bölmedim. Diğer öğünler buradan ama çıkarken alacağım. Bu şekilde çanta yapacağım. Bu da greyfurt yiyorum. Yüklemem piknikin ikinci gününde greyfurt yemem başlıyor. İki öğünde yanıma alacağım. Bir öğünde zaten protein şekim var. Kendi markamınkini içiyorum bu bilgi. Gelince de iki öğün balık var, onu gelince yapacağım. Protein tozuna çok sulandırıyor diye. Bizim koç protein tozunu hiç kestirmiyor. Böyle bir şey görmedim. Her zaman bir öğün protein tozu içiyoruz. Son güne kadar ya. Sodyum yüklemesi yaptırıyor piknikin ilk 4 günü. Bu arada sen basmati yemiyorsun ya. Ben hiç basmati yemem abi. Hep baldo, hatta yurt dışına çıkarken baldo bulamıyorum diye yanımda götürüyorum. Burada da ıspanak ve fasulye var. Onu söylüyorsan kafana göre. Ya your choice demiş yani, sana hangi sebze yarıyorsa demiş. Ama piknikte gaz yapıyordu. Piknikte biz ıspanak yükleme kararı aldık. Brokoli falan yiyormuşsun. Brokoli falan çok gaz yapıyor abi. Yeter mi öyle? Ailem uzmanı bu işte. Dukana bırakıyorum sabah öğünlerini. Akşamdan hazırlıyorum. Diğer öğünler dolapta hazır bir şekilde duruyor da. Greyfurtumu da soymazsa sabah ben delileniyorum, soyamıyorum. Çatal abi, tatlı çatalıyla yiyorum. Daha az git yavaş bitsin diye. Ben genelde istediğimi gizli yemeye çalışıyorum gizli gizli. Canı istemesin diye. Nereye geçelim mi? Yani çok dikkat ediyorum. Ailenin öğünü de bu. Ne var aslında? Aile sporcu yaşı olmak nasıl bir duygu? Nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Ama zor bir hayat. Görünmeyen kahraman. Yani bu iş her ne kadar bireysel gibi gözükse de harbiden ekip olmadan yapılacak bir iş değil. Bazen düşüyorsun, yanındakilerin seni kaldırması gerekiyor yani mentalite olarak. Bu karbonat düşük olan günler falan. Az kaldı. Çok az kaldı. Aynen öyle. Kurtuluyoruz. Geri ayrı başlıyor, siz nereye kurtuluyorsunuz? Bundan sonra hayatımız böyle de. Bilmiyorsun ki. Şeyi geçtim, yemek yememeye alışıyorsun, açlığa alışıyorsun. Abi şuradan gidip mesela kitap mı alacağım? Alamıyorum. Ya. Hiç halim yok ya. Şimdi bir ofise geçiyorum genelde. Yarışma zamanları çok takılmıyorum ama ne var ne yok, ödemeler. Sipariş geçmemiz gerekiyorsa sipariş geçiyorum. Eğitimlere bakıyoruz, emirli kritik yapıyoruz. Pro kartı aldıktan sonra popülerite bayağı arttı. Ama hani öyle büyük bir değişiklik. Maddi olarak kendi kurduğum işlerden evet, getirisi bayağı arttı. Halkımız destek olmayı da seviyor. Bir de kaliteli iş yapıyoruz uygun fiyata. Abi yıllarca babam boş iş olduğunu düşündü. Babam biliyordu, gel bizim iş. Babam benim tekstilci. Ben yarışıyordum oğlum, boş işler kovalıyorsun. Para yok o işlerde. Hani yapacağını yaptım falan diyordu. O zaman da zaten Avrupa Dünya Şampiyonu olmuştum. Gel dükkanların başında dur falan diyordu. Şu an ama saldı beni Allah şükür. Hatta çok destekçim sağ olsun. O zamanlar da yarışmamı istemezdi ama hep destek olmuştu. Buraya gelsene, şu kaldırma tutar. Çekiyor musun yiğidim? Furkan çok iyi kalpli, gerçekten temiz kalp. Çok düşünceli bir adam. Yarışma zamanı biraz agresif oluyor. Normal, Allah'ın emri yani, o da bir zahmet olsun. Huyuna gideceksin. Ben de yarıştığım için biliyorum. Mesela dediyse uygula veya hani yapma dediyse yapma. Motive etmeye çalışacaksın, yanında olacaksın. Gerçekten destek olacaksın, lafta değil. Çok gurur duyuyorum, anlatamam sana. Gerçekten ben yani kazansam bu başarıları... Ancak böyle bu kadar sevinebilirim. Romanya'da ikinci oldu ya geçen gün. Ya sevindim, üzüldüm. Lan çünkü birinci olmalıydı, anladın mı? Çocuk İlkanları Furkan abinin yanındayız. Yani bu kadar başarı elde etmesine rağmen
bu kadar hiç değişmeyen bir insan yoktur yani. Allah vergisi genetiğimizle kimseye el kasamayız kanka. Allah'a şükürler olsun, sadece dua ediyorum ki bu genetiği bana verdiği için. Aynen. Tabii çok çalışıyoruz ayrı mevzu. Ama çok çalışıp yerlere gelemeyenler de var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sabahtan beri Furkan'ı çekiyoruz. Kardiyosunu yaptı, eşiyle tanıştık, yemeklerini hazırladı. Şimdi idmana gidiyoruz. İşin en eğlenceli kısmı şimdi başlıyor. Bayağı spora doğru çıktık. Evet, hadi bakalım. TRT'nin yanı. Aşağıdan mı yukarıya doğru mu gidiyoruz? Abim evlendiğim bir operasyon çektim. Kanka benim değil, yanlış anlaşılma olmasın Emre'nin. Şimdi günün ikinci oyununu yiyor Furkan. Son karbonhidratlı oyunum bugün için. Sonra sebze ve şey devam. Protein. Emre, bu benim ikinci oyunum abi. İlk oyunum simitti. Biz hep zor. Aslında off sezonda ben daha tehlikeli çalışıyorum. Off sezonda ben ciddi güç var bende. O da gerçekten dıştan tabii çalıştığım ağırlıklara çok kişi şok olur. Bench presslerde falan olsun. Bütün presslerde. Yarışma zamanı sakatlık olmaması için ağırlıkları düşüyoruz. Yağ oranı düştüğü için tabii Adele gene de daha çok zorlanmış hissediyorsun. Burası meşhur Aznavur pasajı. Bu Romanya yarışından sonra İspanya'ya kadar iki günde bir atma kararı aldı koç. Hep 60 par fixle başlıyoruz. Halsizlik uç noktalarda ama başlayınca inşallah açılırız. Bismillahirrahmanirrahim. Bitiklerdeyiz. Normalde idmanda mutluluktan ölürsün. Ağırlığı basıyorken aldığında verdiği ihtiyaç falan. Şu an tabii glikojen depolarını tamamen boşalttığımız için ne aldığın pump, ne enerji. Şuradan şuraya yürümek için düşünüyorsun ama idman atmak zorundasın. Ama podyuma çıkınca, verdiğin emeklerin karşılığını alınca her şey unutuluyor. 6-7 gram karbonhidrat yesen zaten duramaz. Abi bir de üşüyorsun, üşüyorsun. Yüklüyordum ya orada, ben donuyorum. 3 kat giyiyordum Romanya'da. Yüklemeye başladık son gün doğru bir pirinçli arttı. Ben yeriliyordum ya. Onun için atletle balkona çıkar oldum sonra. Bir set böyle yap kanka. Tişörtte fena duruyorsun. Ben ilk yarışma dedim ki abi gideceğim, tadı atacağım, Andrei'yi yiyeceğim. Ya bu kadar da iddialı konuşmasak mı? Şimdi yeni bilendiğimiz adamı biliyor musun sen? Yeni yok. Yeni bir tane adamı bilendik, o da şey. Brandon Hendrickson. Böyle yapıyor abi, 3 yapıyor. 4 geliyor diyor. Yani 4 böyle kalacak işte. Böyle kalacak. Çünkü şimdi Furkan gelip 12 ay bir hazırlık süreci olacak Furkan. Evet, Olimpiya'ya kadar. 12 ay da nasıl alırız? Abi 4'ü ona vermemeli. Böyle başlarsın kanka. Sonra 1, 2, 3, 4 böyle gider. Seneye Aralık'ta Olimpiya'da görüşürüz. Bunu değil.